Soru 15 ile beraberiz. Bir taş dolgu dalga kıran 4 metre derinlikte inşa edilecektir. Tasarımda dikkate alınan fırtınanın dalga özellikleri. Derin deniz şartlarında H 1 bölü 3 eşittir 6 metre. Bunun anlamı şu oluyor. Mesela en büyük 33 dalganın yüzdelik olarak 33 tanesinin ortalaması 6 metredir anlamında. Periyotta da aynı şekilde. Periyot eşittir 8 saniyedir. Kare katsayısı 1. Deniz taban eğimi 1 bölü 20. Periyot 1 bölü 3 tüm bireysel dalga yüksekliğini temsil etmektedir. Tamamdır. Periyot değişmiyor. A şıkkı tasarım dalga özellikleri için taş dolgu dalga kıranın kaplama tabakasındaki taşların ağırlığını bulun. B şıkkı da hiç dalga aşması olmaması durumu için dalga kıran yüksekliğini ve genişliğini bulun demiş. Hemen A şıkkı ile başlayalım o zaman. Öncelikle soruda bizden ne istediğini tam olarak anlayalım. Bu arada bu rölatif hatayı ben yazdım. Soruda bunların da olması gerekiyor. Rölatif hata %3'ten küçük olması lazım. Tanjant tetamız 1 bölü 2 0,5 eğimli olması lazım. Bu tanjant teta bizim yapımızın eğimi. Kıyı eğimi de bu deniz tabanı eğimi de 1 bölü 20 yani 0,05. N eşittir 2 sıralı olarak alınacak. Pürüzlü köşeli ve rastgele taş ağırlığımız 2 nokta taş özgül ağırlığımız 2,7 ton bölü metreküp ve su özgül ağırlığımız da 1'dir. 1 ton bölü metreküp. Bu soruda ilk olarak bizim bir kırılma derinliğini bulmamız lazım. Kırılma derinliğini bulduktan sonra da bizim bu 6 metre yüksekliğindeki bu dalgamız DS eşittir 4. Burası DS. DS 4 metre derinlikte olan bu inşa edilecek dalga kıranımız hangi bölgede yer alıyor onu bulmamız lazım. O yüzden ilk olarak ben şunu çizeyim tam olarak anlaşılması için. Şimdi bir tane burada bizim bir dalgamızın kırıldığı nokta olacak DB. İlk bir bunu bulacağız. Sonra DS'miz de neredeyse şurada DS diyelim. Yani şu an öylesine çiziyorum. Tam olarak yerleri belli değil. Bu kalsın bu şekilde. Bir en başta bir kırılma derinliğimizi bulalım. Bunun için ilk olarak ne yapıyorduk? Hemen ben formülizasyonu açayım. Dalga kırılması. L0 eşittir 1 bölü 56 t kareden. L0'ı buluyoruz. Tabii ilk olarak 1,1H0 ile D1 1,3H0 arasında bir değer. Genelde ben bunu 1,3H0'a yakın bir değer seçiyorum. Ondan sonra tamamdır. GVT tablolarından D1'i bulduktan sonra GVT tablolarından D1 bölü L0 bunu yerleştiriyoruz. Buradan KS'yi buluyoruz. D bölü L oranını buluyoruz. Buradan L'yi çekiyoruz. Bizim dalga boyumuzu. Ardından kare ve KS hesaplanıyor. KS'yi zaten GVT'den bulduk. Kareyi de bize soruda 1 olarak vermişti. O yüzden bu değerlere çok girmeyeceğiz bu detaya. H 0 üstünde bulacağız. Buradan da bunu Godot'un formülüne yerleştirip HB bulacağız. HB'yi de HB bölü DB şu kırılma indisimiz eşittir B eksi A çarpı H0 bölü L0'dan. Buradan DB değerini bulacağız. Tabi A ve B'yi de şuradaki eğimlere göre yerleştirerek bulacağız. DB su derinliği. Rölatif hatayı bulacağız. Rölatif hatamız %5'ten küçük olursa diye demiş de soruda bize %3 diyor. %3'ten küçük olmasını durumunu sağlarsa bulduğumuz DB değeriyle işlemlere devam edeceğiz. Öyleyse yapmaya başlayalım hızlıca. Önceki sorularda ben bunu Excel'le de çözüyorum arkadaşlar. Excel'le de formülüze ettik. Çok hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Onu da isterseniz aşağı koyabilirim. 1,1 ile şimdi H0 demenin çok bir anlamı yok. Yani H0 buradaki 1 bölü 3 zaten. Ben 1 bölü 3 diyeyim şuraya. D1 1,3 H1 bölü 3. Burası 6 metre. 1,3 çarpı 6'dan 7,8. Biz direkt D1'imizi hatta 7,8 olarak alalım. Şöyle
6,6 arasında. D1 7,8 seçtik. Ardından D bölü L 0 GVT tablolarına gideceğiz. D'miz 7,8. L 0'ımız 1,56 tek hareden. T'miz 8. Yazayım bunu da. 8'in karesi. Yaklaşık olarak 100 oluyor demiştim arkadaşlar. Alt taraf 7,8'den 0,078 geliyor. GVT tablosundan da buna bakalım. Şimdi GVT'den direkt KS'yi bulsak sadece yeterli bizim için. ...0,078 dedik. Şuraları biraz temizleyelim. Dağılmış. Tamamdır. 0,078 şurada bir yerde kalıyor. Aynı zamanda KS için de burada. Burası da bizim KS'miz. Şöyle şöyle. Burada bir interpolasyon yapacağız. Ben bir web sitesi var. Burada hızlıca bunu kullanıyorum yani. Sınav anında da bunu kullanıyorum. Şöyle gösterelim hatta. Şunu şöyle yapalım. Tamam. ...0,075 0,9624 eşitmiş. 0,080 0,9548 eşit. Bizim bulduğumuzda 0,078. 0,95 78. 95 78. Tamamdır. KS'yi de bulduğumuza göre direkt artık H0 üzeri H. Bu arada şuradan da bakın istiyorsanız. H0 üzeri eşittir H0 çarpı kare çarpı KS. Yani artık bizim zaten buradaki şeyimiz aslında H1 bölü 3 olarak yazabiliriz yani çok da sıkıntı olmaz yani yazım olarak. Karemiz 1'di. KS'miz de yeni bulduk işte. 0,9578 karemiz 1. H da 6 metre olarak gelince bunun sonucu olarak ...5,75 metre. Metre geldi. Şimdi Godot'un formülünde yerine yerleştirelim. HB eşittir. Şu formülde. Godot'un formülü dediğim bu. H0 üzeri bölü T'nin karesi artı 0,8 çarpı. Arkadaşlar bunu direkt ben Excel'de yerine yerleştireceğim. Yani oraya da upuzun yazabilirim formülü ama direkt sonucu buradan yazmak istiyorum. Şu Godot'un formülü için sadece şu eğim değerine bağlı. Bir de H0 üzeri. H0 üzerine biz ne bulduk? 5,75. 5,75. Eğimimiz ne? Buradaki eğim. Kıyı eğimi, deniz tabanı eğimi. Onda kaç vermişti soruda? 1 bölü 20 yani 0,05. Tamamdır. HB'miz 6,34 çıktı. Direkt o yüzden buraya 6,34 yazabiliriz. 34 metre. Şöyle parantezinde Excel'de bulduğumu yazayım.
Excel'de buldum. Upuzun işlemler vardı. Ben direkt kolaya kaçarak Excel'de buldum. Tamam. Devam edelim. Şimdi sıradaki işlemimiz şu kırılma indisini bulacağız. Bu yüzden B ile A değerlerine ihtiyacımız var. Ben bir kırılma indisini yazayım hızlıca. Onu da neyse bu alta yazalım. HB bölü DS eşittir. B eksi A çarpı H0 bölü L0. A'yı bulalım. A'mız 5 çarpı 1 eksi E üzeri. Bunu da hatta direkt Excel'de bulabiliriz. Formül şu arkadaşlar. Burada eğim yerine deniz taban eğimi 0,05'i yerleştireceğiz. A'yı bulacağız. B'de de aynı şekilde eksi 1 artı E üzeri eksi 60 çarpı eğimden. Eğime yine 0,05'i yerleştirip bulacağız. Hızlıca ben Excel'de koyayım yerine. A'mız 4,41 gelmiş. B'miz de 1,06 gelmiş. Tamamdır. Bu değerler doğru. 4,41. B'miz de 1,06. Hatta 1,067 diyelim. Buraya yerleştirirsek H0'ımız neydi? H0'ımız 6. L0 yaklaşık 100 demiştik. B'miz 1,067. A'mız da 4,41. HB'yi de yeni bulduk, 6,34. Buradan DS'miz kaç çıktı? Bu arada bu DS yazmışım da DB olacak. Yanlış bir S, kafa karıştı olmasın. DB, DB. Buradan DB'miz 7,9 metre. Şimdi rölatif hatayı bulalım. Rölatif hata yüzde olarak. İlk seçtiğimiz değer neydi? D1 7,8 seçmiştik. Mutlak değer içinde. 7,8 eksi 7,9. Mutlak değeri kapat. Bölü 7,8 çarpı 100. Bunun sonucunda %1,28 geldi. Bu da %3'ten küçük olduğu için onaylandı. İşlemlere devam edebiliriz. Yani biz DB'mizi 7,8 seçerek işleme devam ediyoruz. Kırılma derinliğimiz 7,8'dir. O da şurası arkadaşlar. 7,8. Burada kırılıyormuş. Şimdi şöyle de küçük bir detay var. Bu DS, şimdi demiştik ya şöyle XP uzunluğunda bir yere kadar bu kırılma devam ediyor. Acaba bu DS buraya mı tekabül ediyor? Şimdi DS'miz 4. Onu da yazalım. DS 4 metre. Bakalım D1'miz nerede olacak? Çünkü bunun sonu şöyle D1 oluyor. Şöyle bir de D1'imiz var. Pardon, D üssü. D üssünü bulalım. En başta XP formülümüzden hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım. Şuydu. Evet. Bu değil. Bu da değil. Evet, burası. Burada XP'miz 4-925M. Yalnız buradaki M değerimiz kıyı eğimi olacak. Yani 0,05. Çarpı HB. HB'miz de 6,34'tü. Bunun sonucunda XP'miz ne geldi? 22,43 metre gelmiş. 22,43.
Ardından D üssü bulmamız lazım. Hemen D üssü DB eşittir D üssü artı XP çarpı M. DB eşittir D üssü artı XP çarpı M. DB'miz kaçtı? 7.8. Eşittir D üssü artı XP'miz 22.43 çarpı buradaki eğim de kıyı eğimi gene 0.05'ten şunu sil. D üssümüz buradan kaç çıkar? 6.68 metre. Metre çıkar. Tamamdır. Bunu da bulduk. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi şurayı düzgün yazalım. Yakınlaştıralım. DB'miz 7.8 metrede kırılıyor. XP'nin ucuna doğru D üssümüz var. Şurada bir D üssü. 6.68 metre derinliğinde. Bizim DS'miz de 4 metre burada. Yani dalga kırılmış bir şekilde gelecek. O yüzden şuradaki durum 3. Pardon. Yapıya ulaşmadan kırılan dalgalar. Ha, aynen öyle. Durum 3 söz konusu. Formülümüz de bu olacak. DS küçüktür DB. Ve XP'den de küçük işte. Burada önemli olan detay şuradaki HB üssü. Bunu 3.8'lik tablodan bakarak bulacağız. Bir grafik vardı ya oradan bakacağız. Bir de KDB'miz var. Onları da hızlıca buluruz. Hemen yerleştirelim o zaman. W eşittir. DS çarpı HB üssü nin kübü çarpı tanjant teta bölü SR eksi 1 kübü çarpı KDB. KDB'yi vermiş mi? O tarz bir şeyler yok. Tanjant tetamız dalga kıranımızın eğimi. Onu 1 bölü 2 olarak burada verdik. 0.5. DS'miz derinliğimiz yani. 4 metre olduğu soruda en başta vermişti zaten. SR eksi 1. Taşımızın özgül ağırlığı 2.7 eksi 1. 2.7 bölü suyun özgül ağırlığı 1. 2.7'den de 1 çıkardığımızda 1.7'nin kübü. 7'nin kübü çarpı KDB. Bunu da tablodan buluruz. Öyleyse ilk bir HB üssünü bulalım. Şöyle HB üssünü bulmak için tabi bir iki tane değere ihtiyaç var. Evet, burası tablomuz bu. Çevirdik bunu. Şunu silelim önceki yapmış olduğumuz işlemler. Şurada HB üssünü bulacağız. DS bölü GT kareyi bir bulalım. Bu x ekseni için lazım. T kare. DS'miz 4 metre. 981 çarpı 8'in karesinden. 4 bölü 0.0063. Tamamdır. 0.0063 burada bir şey geliyor. Hop. Bizim kıyı eğimimiz 0.05. Şöyle bir şey geldi. Bu yarısı 1.25 desen. Şurası 1.25 ise burası da yani 1.20 alınabilir gibi.
Burada da 1.13 almış. Evet. Tamamdır. 1.13 alalım. HB üsbül DS. HB üssü bölü DS. DS'miz 4'tü. HB üssümüz buradan kaç çıktı arkadaşlar? 1.13 çarpı 4'ten. 4.52, 4.5. 4.5'ün kübü. KDB'yi bulalım. Şimdi kırılan dalga bu. Daha önceden kırılmış. Pürüzlü köşeli rastgele. Pürüzlü köşeli rastgele. N'miz 2. Buradan kırılan dalga olduğu için 2 alırız. KDB'miz de 2. Bu işlemleri yaparsak ağırlığımız 12,68 ton. Ton gelir ve A şıkkımızın cevabı budur. Şimdi hiç dalga aşması olmaması durumu için dalga kıran yüksekliğini ve de genişliğini bulun diyor. Tamamdır. Dalga kıran genişliğini bulalım. Ya da ilk olarak tırmanma yüksekliğini bulalım. Ondan sonra dalga kıran genişliğini de buluruz. Tırmanma yüksekliğimiz neydi? Bir daha açayım formülizasyonları. İrreverans sayısını bulacağız. Ardından taş dolu kıran için RU bölü H A çarpı İrreveren bölü 1 artı B çarpı irreveren diyeceğiz. O zaman başlayalım. En başta irrevereni bulalım. Tanjant teta bölü karekök içinde H bölü L0. Tanjant tetamız bizim yapımızın eğimi. 0,5 yani 1 bölü 2 demiştik. Karekök içinde haşımız haş için 4,52 demiştik şu HB üssü. Yani artık bunu alıyoruz. Çünkü bizim bu noktadaki HB'miz artık bu. Yani şunu almayın arkadaşlar. HB üssümüzü alacağız. 4,52. Bölü L0'da 100'e yuvarlamıştık. Bunun sonucunda irreveren sayımız 2,35 çıkıyor. Hemen alt ikinci işleme gelecek olursak da RU bölü H demiştik. RU bölü H'ımız şu HB üssü yine 4,52. Eşittir. A çarpı irreveren. A'mıza 0,8 alıyoruz. 0,8 çarpı 2,35 irreveren sayımız. Bölü 1 artı. B'mizi 0,5 aldık. İrreveren sayımız. Bunun sonucunda da 3,91 geliyor bizim RU'muz. Çok kötü yazdık. RU eşittir 3,91 metre geldi. Bu bulduğumuz bizim tırmanma yüksekliğimiz. Toplam yükseklik de kaç olması lazım? Derinliğimiz zaten 4'tü burada. 4 metre derinliğimiz var. 3,91'de tırmanma yüksekliği olursa 7,91
91 metre. Bizim bu yapımız için dalga aşmaması olması durumu için dalga kıran yüksekliğimiz olur. Hemen kret genişliğimizi de bulalım. Bu da tek bir formülle zaten çıkıyor. Şurada. Kret genişliğimiz. B eşittir. N çarpı. N'imiz burada genişliği 2 alın demiş. 2 çarpı. K delta. K delta'yı bulacağız. Problem yok, hemen buluruz. Çarpı. Dalga kıran ağırlığı bölü özgül ağırlığı. Taşların özgül ağırlığının 1 bölü 3'ü. Neydi dalga kıranımızın? 12,68 ton geldi. Bölü. Taşların özgül ağırlığı neydi? 2,4 müydü? 2,7 mi? 2,7. 2,7'nin üzeri 1 bölü 3. K deltamızı bulalım hemen. Buradan şuradan bulacağız. Yukarıdaydı. İşte burada. Neydi bizim? Ocak taşı pürüzlüydü. Pürüzlü köşeli rastgele ve ocak taşı. N'yi 2 alın demişti. 1 alacağız o zaman K deltayı da. Çok iyi. Bunun sonucunda da kret genişliğimiz 5,02 metre. Metre gelir. Şöyle son olarak neler yaptığımızı dalga kıran üzerimizde gösterelim. Şöyle bu dalga kıranımız olsun. İçeride bir çekirdek kısmı var. Bunu da şöyle belirtelim. Şimdi şöyle bizim bir su derinliğimiz var. Burası DS eşittir 4 metre. Dalgamız şurada bir yerde kırılıyor yani artık. Şöyle şöyle kırılıyor. Buraya kırılmış bir şekilde geliyor. Şurada da gördüğünüz gibi. Ve tırmanma yüksekliğimiz RU'da 3,91 bulduk. Ayrıca şurası bizim kret genişliğimiz B. Bunu da şimdi 5,02 metre bulduk. Onun dışında şurası toplam işte DS 4 metre derinlik artı 3,91'den 7,91 metre olarak buluruz. Yani bir taş dolgu dalga kıranımızı bu şekilde tasarlayabiliriz arkadaşlar. Bu soruda da bunlar istedi. Bu şekilde çözdük. Evet, umarım bu soruda iyi olmuştur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.